Merhaba dostlar. Tekrar Nigarname ile beraberiz. Bu hafta da yine Nigarname'nin bir tevhidi ile devam edeceğiz. Miramza Nigari bu tevhidinde yine Allah'ın birliği üzerine görüşlerini açıklıyor ve bize bir anlamda Allah'ın varlığıyla alakalı deliller sunuyor. Bakalım bu şiirinde yani Nigarname'nin tevhid kısmının bu bölümünde bize neler söylüyor. Şöyle başlamış şair. Demiş ki bu bostanı tevhid-i Rabbani yani Rabbani Rabbimizin tevhidine bir bostan. Bu yazdığım bir bostan demekle neyi kastediyor? Bu bir bahçe ve o Rabbimiz olan Tanrımızın neyine dair bir bahçeyi anlatıyorum şu anda diyor. Onun tevhidine, birliğine dair bir bahçeye girdim. Size o bahçedeki güzellikleri anlatıyorum demek istiyor. Ve gülistanı tenzihi Subhani'den. Subhani de yine Allah oluyor. Yine Allah'ı her şeyden tenzih eden bir gül bahçesinden sesleniyorum demek istiyor bir anlamda. Yani bir bahçeye girdim. Burası Rabbani bir bahçe. Burada Allah'ın birliğini anlatacağım size. Ve burada her şeyden münezzeh olan, her şeyden ayrı olan, üstün olan Subhan'ın özelliklerini anlatacağım. Bir deste güldür diyor. Yani bu bustanı tevhid-i Rabbani'dir. Gülistanı tenzihi Subhani'dir. Ve ben bundan bir deste gül sunacağım size demek istiyor. Buradaki her bir beyti birer gül demeti olarak düşünmekte fayda var. Şair böyle hayal ediyor. Ben şimdi size Allah'ın birliğini ve Subhan olduğunu, her şeyden münezzeh olduğunu anlatmak istiyorum diyor ve şöyle başlıyor. Ey hüsnü veren revacı bazar, ey eyleyen aşıkı haridar. Yani ey güzelliğe güzellikler katan, revaç veren, her şeyiyle güzellikleri çoğaltan yüce Rabbim diyor. Ey eyleyen aşıkı haridar, ey o güzelliklere aşıkları bir anlamda aşık eden, oraya koşturan, oraya hizmetçi eden, gerçekten de Allahu Teala bütün yarattığı şeylerde bir güzellik unsuru ortaya koyuyor ve Musavvir ismini yani en güzel tasvir etme ismini o taşıyor. Biliyorsunuz Allah'ın 99 isminden birisi de Musavvir'dir. El Musavvir. O güzellikleri yaratıyor ve ne yapıyor? Bu güzelliklerin içerisinde kendine ona aşık olabilecek insanlara aşık ediyor. Tabi düşman olanlar da var. Her şeyin kötü olan kısmını görenler de mevcut. Ancak şair her şeyin güzelliğini, güzel olan tarafını görüyor ve onun bu özelliğiyle tevhide layık olduğunu yani Allah'ı birlemeye Allah'ın layık olduğunu söylemek istiyor ve o güzelliklerle Allah kendisine kulunu aşık ediyor diyor. Ey aşka veren kemal irşat, ey eyleyen aşıkanı dilşat. Ey aşka veren kemal irşat. Yani irşat, irşat olmaktan, reşit olmaktan en üst seviyeye gelmekten. Yani aşk denilen şeyin kemali en üst noktasını veren kimdir? Allah'tır. Kime verir? Kuluna verir. Ey eyleyen aşıkanı, aşıkan dedi aşıkları demek. Aşıkları dilşat, dil gönül demektir daima geçecek. Şat da mutluluk demek. Ey aşıkların gönlünü dilşat eden yani mutlu eden. Ey aşk denilen şeyi kemale erdiren. Yani Allah-u Teala
güzellikleriyle kendisine aşık ediyor ve aşıklarını mutlu ediyor. Onlar üzülmeyeceklerdir de diye ayet var. Yani gerçekten hulusu kalple Allah'a inananlar ne bu dünyada ne de ahirette üzülmeyeceklerdir. Çünkü onun o aşıklarını hiçbir zaman mahzun etmeyecek. Böyle dışarıdan yani bazı zorluklar gelip bizi ne yapabilir? Mutsuz edebilir. Ama kalbimizde gerçekten sonsuz bir alemin, bizi çok seven bir Allah'ın duygusu varsa ve bu duygu imana dönüştüyse artık bunun için, yani böyle bir insan için dünyevi mal kaygısı, dünyevi işte şu kaygı, bu kaygı hepsi uçar gider. Ramzan-ı Gâri de bunlardan birisidir. Ey eyleyen aşıkı giriftar, ey maşuku eyleyen talepkar, ey aşıkı giriftar eyle, yani aşk denilen şeyin içerisine alan ve maşuku, yani aşık olunu, olanı, olunan kişiyi eyleyen talepkar, aşık olunan kişiyi de talepkar eyleyen, yani gel diye aşığını çağırtan, her şeyi yapan. Burada dünyevi bir aşk da belki şey yapılabilir. Yani Allah-u Teala hem aşk denilen şeyi normal bir insanın diğer insana karşı da aşk olarak da düşünülebilir. Burada aşkı yaratan, o aşkı aşık olacak kişinin kalbine veren, sonra sevdiği kişinin içerisine de ona karşı aşk veren tek yegane varlık Allah'tır diyor. Yani tevhid ediyor. Hep bir, birleme söz konusu. Sonra diyor ki, ey ehli dile veren hayatı, ey vermeyen aşıka mematı. Bakın çok ilginç bir beyit. Ey ehli dile, gönül ehline hayatı veren. Hayat burada sonsuz bir hayattır. Yani sadece bu dünyadaki 3-5 günlük hayat değil, sonsuz bir hayatı aşıka veriyor. Aşık, yani Tanrı aşkıyla yanan dervişe, gönle veriyor. Ve ona diyor ki, ey vermeyen aşıka mematı, aşıka asla ölüm yoktur. Asla. Çünkü biliyorsunuz, ruhlar aleminde yaratıldığımız günden itibaren inancımıza göre bir daha asla ölüm yok bize. Ruhumuz değişik evrelere girebilir. Orada bir hür bir ruh halindeyken, değil mi? Yani bezmi eles dediğimiz yerde hür bir ruhken, şimdi bedenimize hapsoldu. Buradan çıkacak mezarımızda, mezarımızdan çıkacak belki haşirde, haşirden sonra mizanda, mizandan sonra cennet veya cehennem kapılarında kendimizi bulacağız. Buna nasıl inanıyoruz? Buna dinimiz böyle anlattığı için inanıyoruz. Dinimiz derken de şunun altını çizmekte fayda var. Aynı inanış neredeyse bütün dinlerde var. Ama hak din dediğimiz Hristiyanlık, işte Yahudilik veya işte İslamiyet'te hepsi ortak. Yani bütün Hristiyanlar da böyle inanıyor. Bir gün cennet veya cehennem olduğuna inanıyor. İşte burada ölümsüzlük söz konusu. Aşık için. Ha bu ölümsüzlük öbürü için de söz konusu ama o ne diyecek? Küntü turaba diyecek. Yani Allah'a isyan eden kişi keşke toprak olsaydım, hiç yaratılmasaydım diyecek. Oysa mümin olan insan, Allah'a inanan, Allah aşkıyla yanan kişiler asla ölmeyecekler. Çünkü ne diyor? Ey vermeyen aşka mematı, memat ölüm. Asla aşığa ölüm yoktur. Ölen hayvandır, aşıklar ölmez diyor Yunus Emre, biliyorsunuz. İşte aşka mematı vermeyecek olan yine kimdir? Bir olan Allah'tır, tevhid. Ey ayı günü eden pür enver, pervani eyleyen hevadar. Ne diyor? Ey ayı ve günü, ayı ve güneşi pür enver eyleyen, yani pırıl pırıl yaratan. Gerçekten her gün, bugün de
ne yapıyor? Her yerimizden güneş pırıl pırıl enver yani nurlar saçıyor. Ay da böyle. Bunları herhalde yaratan bir tanrı var değil mi? Yani bunu inkar etmek imkansız. Zaten inkar edenler için şunu söylemiştik yolculuğumuzun başında. Tanrı'yı biz yarattık diyenlere sözümüz yok. Yani Tanrı hayali bir şeydir. İnsanlık hayalinde yarattı Tanrı'yı diyenlerle sözümüz yok zaten. Ama Tanrı vardır ve her şeyi yaratmıştır diyenlerle Tanrı'nın varlığını ve neler yarattığını anlamaya çalışıyoruz. Burada da ay ve günü yani ay ve güneşi sensin pürenver eyleyen yani pırıl pırıl eyleyen, pervani eyleyen hevadar. Pervani de, pervane dediğimiz bir şey, kelebek. Ateşe biliyorsunuz o da şey yapıyor, yöneliyor. Orada bu pırıl pırıl olan nura, pervani de hevadar eyleyen, koşturan, onun içerisine atıp da yanmaya kadar giden, ona aşık eden de yine sensin diyor. Burada pervane en büyük aşıklardan birisidir. İşte bülbül aşıktır, pervane aşıktır. Veya işte Serviye biliyorsunuz kumru aşıktır. Leyla'ya Mecnun aşıktır. Yani böyledir bu dizelenme, sıralanma. İşte bu hevadar eyleme işi de gene Allah'tır. Yani Allah o nuru yarattı. O nura pervaneler yarattı. Kendi nurunun etrafında da onu seven aşıkları birer pervanedir demek istiyor. Bahşeyleyen ey neye nevayı vey bülbüle hup ters sadayı. Bahşeyleyen ey neye nevayı. Neva ses demek. Bahşeyleyen yani neye içinden bir ses çıkartma özelliğini bahşeyleyen Allah'ım. Ve bülbüle hup ter sadayı. Hup güzel demek, taze, taze ve güzel bir sesi bülbüle veren Tanrım diyor, veren Allah'ım diyor. Sen her şeye kadirsin demek istiyor. Yani nasıl ki neyin içerisinde, kuru bir borunun içerisinde harika bir ses çıkarabiliyorsun, bu senin hikmetindir. Ve bülbülün yine o küçücük kuşun içerisinden de hup ter bir sadayı yani tazecik güzeller güzeli sesleri sen çıkartırsın diyor. Burada bunlar neyi temsil ediyor? Aşığı temsil ediyor. Her aşık da aynı bunlar gibi ne yapmalı? Senin hikmetini anlayıp güzelliklerini zikretmeli. Bülbül nasıl aşık olduğu güle sürekli zikirde bulunup da onu gönlünü etmeye çalışıyorsa veya neyi harika bir yanık sesle Tanrısını anıyorsa sen de onu an demek istiyor. Ey talibi yâri bahşeden aşk ve nakş-ı nigâre veren meşk. Talibi yâr demek sevgili, yâr sevgili demek. Talip de ona talip olan yani aşık. Ey aşığa bahşeden aşk. Aşığın gönlüne aşkı bahşeden Allah'tır. Eğer aşk denilen şeyi yaratmasaydı aşık olmak imkansızdı. Aşkı aşığın kalbine koyan Allah'tır. Ve nakş-ı nigâre veren meşk. Nakş-ı nigâr dedi. Nigâr ve nakş bu dünyanın güzellikleri demek. Nakış ve nigâr bu dünyanın güzellikleri. Bunlara meşk veren, bunları böyle coşturan şey Allah'tır. Baharda etrafınıza bakın. Resmen her şey ben buradayım ne olur bana da bak, bana da bak diye böyle coşuyor, meşk ediyor. Her şeyle coşmuş bir dünyayı görüyoruz ve Tanrı adeta ne yapmak istiyor? Kendisine kulunu aşık etmek istiyor. Güzellikleri her yere saçıyor. İşte bu aşkı yaratan da, aşık edecek bütün güzellikleri yaratan da odur diyor. Her lahza bu dertmendi zara, yani ki nigari nizara. Yani her lahza bu dertmendi zar dedi, zar ağlayan demek, dertmend de dertli demek. Bu
dertli ve ağlayan, yalvaran, nigari nizara, yani o da yalvaran demek, ne yap diyor? Ona bu güzellikleri sen de göster ey Allah'ım. Bu güzellikleri o da görsün diyor. Yukarıdaki özellikleri o da görsün diyor. Ve devam ediyor. Bir şeyler bahşet diyor. Bakın 5-6 tane bahşet diyor. Bahşeyle, nigariye bahşeyle diyor şimdi. Meyi mezakı tevhid. Bahşeyle şarabı nabı tecrit. Bahşeyle müdam suzu aşkı. Bahşeyle müdam aşkı meşki. Bahşeyle şarabı hüsnü anı. Bahşeyle şiyakı cavidanı. Bahşeyle meratibi cünunu. Bahşeyle fünunu der fünunu diye ne yapıyor? Yukarıda dediği nigariye ne yapıyor? Bu özellikleri bahşediyor. Bakalım ne özellikleri istiyor? Bahşeyle mey mezakı tevhid. Tevhidin zevkini, meyini bahşeyle diyor. Tevhid denilen şarabın zevkini, mezak zevk demek burada. Ve mey de şarap demek. Daha önce söyledik. Her geldiğinde de açıklayacağız dedik inatla. Buradaki mey bakın söylüyor. Tevhid meyi. Yani Allah'ın birliğiyle alakalı iman. Ona ne yapıyor? Neyi bahşeyle diyor? İmanı bahşeyle diyor. Meyi mezak dediği direkt imandır. Kalbine iman.